Bloomberg GT ekranlarında ekonomik görünüm hoş geldiniz. Hafta içi her gece 21'de olduğu gibi bu akşam da sizlerle birlikteyiz. Salı akşamında iki değerli iktisatçı konuğumuz var. Profesör Doktor Kamil Yılmaz, Koç Üniversitesi öğretim üyesi bizlerle. Kamil Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Barış Bey. Evet, Profesör Doktor Hakan Kara, Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi. Hakan Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Barış Bey. Çok teşekkür ederim her ikinize de davetimizi kabul ettiğiniz için. İzleyicilerimize bir kez daha hoş geldiler. Adreslerimiz efendim ekranlarda, @BloombergGT Twitter adresimiz. Twitter'dan hem Hakan Kara hem de Kamil Yılmaz'a mesajlarınız, sorularınız varsa bizlerle paylaşabilirsiniz. Kamil Hocam izninizle ben Ankara'dan biraz daha uzaktan başlayacağım. Hakan Kara'dan. Şimdi Covid sonrası, koronavirüs sonrası birçok ülke değişik politikalarına imza attı. Gerek merkez bankaları, gerek maliye politikaları. İsterseniz bununla başlayalım. Siz bu atılan adımlar sonrası görünümü nasıl değerlendiriyorsunuz? Atılan adımları da değerlendirebilirsiniz. Onunla başlayalım hocam. Buyurun. Teşekkürler Barış Bey. Aslında bu konuyu değerlendirirken belki küresel ekonominin önceki 10 senesinde de çok iyi bir durumda olmadığını söyleyerek başlamak lazım. Yani hani bu kriz aslında ortaya çıktıktan sonra tabii ki bütün odak bu krize doğru kaydı. Ama uzun süredir biriktirdiğimiz bir takım problemler var. Bu küreselleşmenin sosyal tarafının ihmal edilmesinden kaynaklanan bir takım gelir dağılımı bozuklukları, bunun sonrasında merkezi yönetimlerin ön plana çıkması, içe kapanmacılığın artması falan gibi hususlar, bunlar dünya ekonomisini meşgul ediyordu. Bir de küresel kriz döneminden beri, 2008-2009 krizinden bu yana sürekli bir parasal genişlemeyle yüzdürülüyordu ekonomiler. Verimlilik artışları bayağı bir azalmıştı. Genelde bir büyüme problemi vardı. Ve biz bu kriz döneminde böyle bir dönemde yaşadık. Ve yüksek borçlukların da olduğu bir dönemde girdik bu krize. O yüzden bu dönemde alınan tedbirler küresel ekonominin uzun vadeli sorunlarını hemen çözmeyecek. Bizim şu anda yapmaya çalıştığımız, yani bütün ülkelerin yapmaya çalıştığı şey hastayı ayağa kaldırmak. Yani bir yoğun bakımda bir hasta var. Ölüm döşeğinde, daha doğrusu bir ölüm tehlikesi var. Ve bütün amaç o hastayı ayağa kaldırmak. Bunun için de bütün tedavi, gereken her türlü tedavi uygulanıyor. Ve bu uygulanan tedavilerin tabii ki yan etkisi de var. Bunun bile bile politikalar uygulanıyor. Çünkü eğer ortada bir hayatı kaybetme tehlikesi varsa, yani ekonominin hayatını kaybetme tehlikesi varsa, o zaman yan etkileri çok da düşünülmeden bu politikalar uygulanıyor. Mesela bu uygulanan genişlemeci para ve maliye politikaları sonrasında belki dünya çok daha büyük bir boşlukla karşılaşacak. Belki çocuklarımıza, torunlarımıza çok daha yüksek bir borç bırakacağız. Belki bu oluşan parasal genişleme varlık balonlarına yol açıp finansal istikrarı bozacak. Ama bütün bunları şu anda düşünmek için doğru bir zaman değil. Çünkü şu an itibariyle bütün yapılmaya çalışılan hastayı ayağa kaldırmak. O yüzden de merkez bankaları ve maliye politikaları elinden gelen her şeyi şu anda yapıyor. Destekleri veriyorlar. Merkez bankaları icabında para basıyor. Kamunun borçlanmasını finanse ediyor. Tabii bu para basmaları karşılıklı para basmaları. Ve sonuç olarak dünya ekonomisini ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Hem sosyal açıdan hem de iktisadi açıdan böyle bir mücadele var. Bütün bu süreç tamamlandıktan sonra belki de biz yani ekonomiyi ayağa kaldırmayı başaracağız ama küresel ekonominin uzun vadeli problemlerini de çözmüş olmayacağız. Bütün bu yapılanlar etkili mi oldu mu olmadı mı diye de ancak bundan belki 10 yıl sonra, 20 yıl sonra tarihçiler bunu bize söyleyecekler. Şu an için bilmek çok zor. Şu an itibariyle biz bu daralmanın düzeylerine bakabiliriz. Tahminlere bakabiliriz. Küresel ekonomiye ilişkin tahminler güncelleniyor. Biliyorsunuz küresel ekonomik görünüm raporu açıklandı. Orada son 60 yılın belki de en derin daralması öngörülüyor. Diğer uluslararası kuruluşlar da raporlarını açıklamaya başladılar bir bir. Bu tahminlerde ilginç bir durum var. Normalde uluslararası kuruluşlar tahmin yaparken bir iyi bir kötü senaryo
verirler. Bir tane de temel senaryoları olur. Şimdi baktığımızda hep karamsar tarafta senaryoların çoğaldığını görüyoruz. Yani iyimser senaryo yok, kötü senaryo var, daha kötü senaryo var. Zaten mesela IMF'nin baş ekonomisti Rita Gopinath en son Financial Times'taki yazısında kötü senaryoya doğru gidildiğini söylemeye başladı. İşte ECB Başkanı Christine Lagarde Avrupa ekonomisi için çift haneli küçülmelerden bahsetmeye başladı. İngiltere Merkez Bankası daha yeni tahmin revize etti ve İngiltere'de %14 küçülme bekliyor 2020 yılında. Yani kriz oldukça derin ve insanlar da gocunmadan tahmin veriyorlar. Bizim de ülke olarak aslında bir büyüme tahmini vermemizde fayda var. Peki. Yani daha erken olabilir ama mesela şimdiden hazırlıklara başlayıp Haziran ayı gibi bu yıl ekonomideki daralma ne kadar olacak? Bunun tahminini verip bunun etrafında da bir makro senaryo oluşturmak aslında geleceğe yönelik beklentilerin daha sağlıklı yönetilmesi açısından önemli. Kimse bundan gocunmayacaktır. Yani biz bu yıl %3, %5, %7 küçüldük. Bununla ilgili bence çok fazla eleştiriler gelmeyecektir. Çünkü zaten dünya küçülüyor. Hatta olumlu algılanacaktır. Çünkü böyle bir şey öngörülebilirliği artıracaktır diye Peki. düşünüyorum. Biz de tahminini ortaya koymalıyız diyorsunuz değerli hocam. İsterseniz bir Kamil Yılmaz'a döneyim. Sonra yeniden Hakan Kara ile devam edeceğim. Sevgili Hakan Kara hocam dedi ki hastayı, yoğun bakımdaki hastayı amaç ayağa kaldı ya da ölmemesini, vefat etmesini. Dolayısıyla ne gerek, hangi ilaç gerekiyorsa dozajına bakılmaksızın hastaya veriliyor. Bunun yan etkileri sonra şu an hiç tartışmıyoruz, belki tartışılacak. İkincisi de sonucu hani belki daha sonra değerlendireceğiz dedi. Siz ne dersiniz hocam? Küresel anlamdaki politikalara başlayalım, sonra yavaş yavaş adım adım Türkiye'ye geçeceğiz. Buyurun. Ya ben tabii ki Hakan hocama katılıyorum. Burada hasta demek tabii gerçekten bir hastalık var, bir salgın var. Bugüne kadar yani 100 yıl önce görülmüş bir salgının benzerini yaşıyoruz. Olağanüstü şartlarda yaşıyoruz ve olağanüstü şartlarda da bireylerin işsizlikle karşı karşıya kalan ve refahlarını, hayat biçimlerini tehdit altında olan bireylerin yanında yer alması gereken devletlerden bahsediyoruz. Ve devletlerin de ellerinden geleni yapmaları bekleniyor. Yani o anlamda beklentiler gerçekten çok olumsuz, olumsuza da gidebiliyor. Daha doğrusu bir belirsizlik de var. Yani sonuçta yıl sonunda Türkiye ekonomisi kaç büyür diye baktığınızda şu anda herhalde 100 tane tahmin alsak kaç tanesi doğru olabilir emin değilim. Yani buradaki tek amaç belirsizliğin olabildiğince bir önce atlatılması ve tabii ki o kamu sağlığı açısından kamu sağlığı politikalarımızın başarılı olması. Ancak o zaman biz bu belirsizliği atlatacağız ve yıl sonuna 2020'deki faturayı biraz daha net görebileceğiz. Benim buradaki bakışım gerçekten Türkiye ekonomisiyle ilgili tahminler IMF %5 bir eksi %5'lik bir daralmadan bahsetti. Daha da kötüye gidebileceğini söylüyor ve Avrupa'da %8'di en son tahmin. Tabii ki bunlar sürekli revize edilecek aşağıya doğru gidiş. Bugün işte Amerika'da Atlanta Fed'in gayri safi yurt içi hasıla şimdi diye bir tahmin modeli var. Ve ikinci çeyrek büyümesi %-35 tahmin yapıyor. Bunlar bugüne kadar görülmemiş rakamlar. İşsizlik çok hızlı artıyor Amerika'da, dünyanın her yerinde ve Türkiye'de de. Ve bütün bunlara baktığımızda o zaman kamu elinden geleni yapmak durumunda. Bütün imkanları seferber etmek zorunda. Ve bu seferberlik sırasında da bu yıl ekonomimiz daralabilir. Bu bence sorun değil. Önemli olan bu büyük bir kriz, büyük bir beklenmedik bir durum. Bunun sonucunda çıktığımız zaman 2021'de bu krizi atlattığımız zaman Türkiye ekonomisi daha sağlam ayakları yere basabilir. Türkiye halkı bu krizi olabildiğince az bir zayiatla, etkiyle, olumsuz etkiyle atlattı. Gelir dağılımı çok bozulmadan kamu elinden geleni yaptı ve özellikle alt gelir grupları, dar gelir gruplarının yanında yer aldı. Bunları söyleyebilirsek bence gerçekten iktisadi politikaların başarılı olduğunu söyleyebileceğiz.
Ama daralmayı yanlış politika hatalarıyla daha da büyütürsek o zaman hepimiz için bir refah kaybı. Bunu elbette ki hiç kimse görmek istemez. Peki. Hakan Kara'ya yeniden döneceğim. Şimdi hocam yine o tabii hep bu programda da konuştuğumuzda değerli hocalarımıza parasal genişlemeler, Amerikan Merkez Bankası'nın bilançosu işte bir anda 2 trilyon dolar birden çok kısa bir sürede artıp işte 6 trilyon doların üzerine çıktı. Avrupa Merkez Bankası parasal genişleme programı açıkladı. Asya'da benzer merkez bankalarının adımlar gördük. Bu tip parasal genişleme politik ve teşvik politikalarının acaba bizim gibi gelişmekte olan ülkelere ve Türkiye'ye etkisi nasıl oluyor? Şu an biz o kadar bol para basılmasına rağmen işte dövize ulaşma, likiditeye ulaşma falan gibi bazı başlıklar konuşuyoruz. Bu kadar bol para olmasına rağmen gelişmekte olan ülkelerden bir taraftan çıkış var. Sene başından bu yana bizden tahvil bonodan çıkış yaklaşık sanırım 8 milyar dolara yaklaştı. Bu paralar, bu genişlemeci politikalar, Fed'in bu kadar tırnak içerisinde söylüyorum para basma, bir kez daha söylüyorum yani iki tane böyle değerli iktisatçını bu kadar kolaylaştırmamak lazım bu tabiri ama anlaşılsın diye söylüyorum. Bunların bize etkisi ne oluyor? Hakan Hocam buyurun. Bunların şu an için bize etkisini göremiyoruz. Hatta ters etkisi oluyor gibi görünüyor. Ama elinde sonunda bu basılan para gelişmekte olan ülkelere bir ölçüde gidecektir. Genelde bu tür krizlerde iki aşama olur. Birinci aşama panik aşaması ve riskli varlıklardan güvenli limanlara doğru geçiş. Biz şu anda birinci aşamayı yaşadığımızdan tam olarak yani yurt dışındaki parasal genişlemenin etkilerini göremiyoruz. Ama ikinci aşamaya geçildiğinde yani bir kez bu krizin etkileri durulduğunda, ortalık yatıştığında tekrar yatırımcılar risk arayışına girecektir. Ve gelişmekte olan ülkelere de bir miktar sermaye akışı olacaktır diye düşünüyorum. Ama eskiden olduğu gibi oluk oluk para gelmeyebilir. Çünkü hala küresel borçluluk yüksek. Krizle yani pandemi krizini tam olarak çözmüş değiliz. O yüzden bir miktar temkinli olacaktır ama gelecektir. Zaten şu anda piyasalarda bunu hafif hafif satın almaya başladı, kırılgan olsa da. Gelirken bu sefer çok seçici olacaktır diye düşünüyorum. Yani bir sermaye getiri arayışı içerisinde iki tane temel faktöre bakar. Bir tanesi ülke öyle bir ve sürdürülebilir bir büyüme var mı ona bakar. İkincisi de riskten arındırılmış olarak ne kadar makul bir reel getiri sunup sunmadığınıza bakar. Bu iki alanda ön plana çıkıyorsanız pastadan daha fazla alabilirsiniz. O yüzden bu tozman dağıldığında tekrar gelişmekte olan ülke başladığında bizim de bu pastadan, uzun vadeli pastadan daha fazla pay alabilmemiz için bu iki alanda dikkat etmemiz gerekiyor. Peki, Kamil Yılmaz'a hemen döneceğim. Hocam diyor ki bu para yani biraz gecikmeli de olsa belki bu panik atlatıldıktan sonra Hakan Kara gelişmekte olan ülkelere gider ama seçici olur, bir büyümeye bakar. İkincisi, riskten arındırılmış reel getiri var mı yok mu? Şimdi aslında bu sene büyüme sizin de ifade ettiğiniz gibi Hakan Hoca da ifade etti. Yani birçok zaten dünyada beklenmiyor. 2021'e dair çok daha sıçrama bekleniyor büyümede. 2021 henüz konuşmuyoruz ama büyüme reel getiri noktasında hani bizim reel getirimiz biraz tartışma konusu içeride. Faiz, enflasyon denklemi içerisinde ve risklilik göstergesi dediğimiz hani CDS. O da yani Arjantin'i bir kenara attığımızda 600'ler civarında gelişmekte olan ülkelerin en zirvesinde gibi görünüyoruz. Ne dersiniz? Yani bu gelişme, bu para bolluğunda bize neden gelmiyor, gelecek mi? Yani şimdiki duruma bakmak bence yanıltıcı olabilir. Bence evet CDS'imiz yüksek. O da şu ana kadar uygulanan politikalarda demek ki bir eksiklik var anlamına geliyor bence. Sermaye çıkışının da devam etmesi keza bunu gösteriyor ve kurdaki tabii ki değer kaybı, TL'deki değer kaybı da durumun hassas olduğunu gösteriyor. Demek ki politika paketinde bir eksik var. Onu da aslında hepimiz çok iyi biliyoruz. Döviz likiditesi tarafında biraz döviz likiditesine ihtiyacımız var. Bunun için de tabii hükümet elinden gelen çabayı gösteriyor. Dışarıdan gerekli imkanları
sağlamak için. Ama halihazırda aradan geçen 1,5 ay içinde bu sağlanabilmiş, 2 aya yaklaştı, sağlanabilmiş olduğunu söylemek kolay değil. Yani ama benim biraz önce söylediğim, bu süreci iyi yönetmek çok önemli. Bu süreçte borç yükünüz artabilir. Para tabanınız işte 197 milyardan 285 milyara ve biraz daha 300 milyarlara çıkabilir. Parasal genişleme olabilir. Bunun elbette ki bir zorunluluk olduğunu düşünüyorum. Ve o anlamda bu kaçınılmaz. Önemli olan bu süreci çok iyi yönetmek. Yani halkının yanında yer almak. Vatandaşın bu sıkıntılı döneminde sorunlarına bir ölçüde bir nebze çözüm bulabilmek ve bunun arkasından çıkış döneminde de ve aynı zamanda da dışarıya şunu söylemek, ben bütün bu önlemleri alırken aslında yönetimi olabildiğince dengeli bir şekilde götürdüm ve bunun sonucunda çıkışta da aynı şekilde daha hızlı bir çıkış gerçekleştirebileceğim. Piyasalar etkin bir şekilde çalışmaya devam etti. Politika yapıcılarla piyasa oyuncularının anlayış farklılıkları olmadı. Herkes birebir aynı seviyede birbirinin gözüne bakıp karşı tarafın ne yaptığını anlamakta zorlanmadı. Ve bunun sonucunda da çıkış döneminde tekrar o çıkan sermayenin bize gelmemesi için bir neden görmüyorum. Ama işte buradaki o koşul çok önemli. Ya politikanızı halka, piyasalara çok iyi anlatmanız gerekiyor. Evet, benim elimde bir bazuka var. Merkez Bankası'nın para yaratma kapasitesi var. Ben bu bazukayı kullanacağım ama bazukanın mermisi de var. Yani bu bir benzetme, çok kötü bir benzetme olabilir ama bir savaş gibi, koronaya karşı bir savaş olarak görürsek, merkez bankaları genelde ellerindeki imkanlar bazukaya da benzetilir. Ama mermisi olmayan bir bazukanın kimseye korku salması, herhangi bir virüse ya da düşmana korku salması söz konusu değil. Onun için o mermileri de topluca bir yerde bulundurmak lazım. Yani ben yeterli malzemeyle yola çıktım, yeterli bir ekipmanla yola çıktım diyebilmek lazım. Ve ben hükümetin en azından bu kamu sağlığı tarafını, Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen, şu ana kadar biraz başarılı olduğunu addedilen tarafta, umarım ekonomi politikalarında da o döviz likiditesi bulmak konusunda gerekli girişimler yapılır. Ve siyasi sahiplerle değil, doğrudan ekonomik ihtiyaçlarla hareket edilir. Peki. Yine hocam, kur tartışmasına döneceğim. Ama kademe kademe gitmek adına Kami hocam. Şimdi Hakan Kara'ya bir kez daha döneceğim. Şimdi bol, büyük, gelişmiş ülke merkez bankaları parasal genişleme dediğimiz işte bilançoyu büyütme adımlarını attılar krizle mücadele için. Bir taraftan tabii mali teşvikler de açıklandı, başta Amerika olmak üzere. Bizde de Hakan hocam bakıyorum, Merkez Bankamızın tahvil portföyünde bir gelişme var, büyüme var. Yaklaşık 20 milyardan 60 milyar TL'nin üzerine 62,5 milyar TL'ye çıktığı ifade ediliyor. Geçen yıl sonundan şu an geldiğimiz duruma kadar bizde de bir genişleme görüyoruz. Yine bizim hazine bütçe tarafında da özellikle borçlanma tarafında Mayıs ayı borçlanma hedefinin üzerine çıktık şimdiden. Yaklaşık 40 milyar TL hedef vardı. 50 milyar TL'ye yaklaştık. Yine hazine borç çevirme rasyosu %200'lere geldi Nisan ayı itibariyle. Orada bir bütçe tarafında genişleme görüyoruz. Biz de sanki benzer adımlar mı atıyoruz? O standart gelişmiş olan ülkelerdeki adımları biz de uyguluyoruz. Biz nasıl yapıyoruz? Doğru yapıyor muyuz, yapmıyor muyuz? Tek bir reçete var mı, yok mu? Ne dersiniz hocam? Genel reçeteye baktığımızda bütün küresel ölçekte aslında aynı reçete uygulanıyor. Yani aynı ilaçlar veriliyor. Kamu genişleme yapıyor seçici bir şekilde, odaklı bir şekilde destekler veriyor. Tabii kamunun çok fazla genişlemeci davrandığı bir ortamda bunun finanse edilmesi lazım. Bunun bir kısmını da merkez bankaları finanse ediyor. Reçete bu baktığınız zaman. Aynı zamanda merkez bankaları da odaklı, hedefli bir şekilde ihtiyacı olana likidite veriyorlar. Bizde de baktığımızda tam olarak durum bu. Dünyada uygulanan tedavi bizde de uygulanıyor. Ama hasta örneğine dönersek, her hasta tedaviye aynı şekilde yanıt vermez. Bu hastanın medikal geçmişine bağlıdır, diğer geçirdiği hastalıklara bağlıdır, bünyesine bağlıdır, bağışıklık sistemine bağlıdır.
O nedenle her tedavi de her ülkede aynı sonucu vermeyebilir. Eğer dolarizasyonunuz yüksekse mesela veya enflasyonla mücadelede henüz tam olarak bir başarı hikayeniz yoksa, böyle bir durumda ortaya çıkan paranın bir şekilde dövize kayma riski vardır veya dışarıya çıkma riski vardır. Çünkü enflasyonla mücadelede tam olarak başarılı olamamış ülkelerde genel olarak yerli paranın satın alma gücüne olan güven düşük olur. Bu nedenle de bu tür ülkelerde parasal genişleme her zaman bir döviz kuru üzerinde baskı oluşturabilir. Bizde de parasal genişlemenin döviz üzerinde oluşturabileceği baskıya dair kaygılarımız var tabii. Bu yan etkileri ve komplikasyonları engellemek amacıyla bir takım destekleyici politikalar uyguluyoruz ülke olarak. Ne yapıyoruz? Mesela bu oluşan para dövize gider, döviz kuru üzerinde baskı yapar mı kaygısını bertaraf etmek için Merkez Bankası'nın rezervlerini kullanıyoruz. Aynı zamanda döviz piyasasında oluşabilecek spekülatif atakları bertaraf etmek için de bankacılık bilançoları veya işlemler üzerine bir takım kısıtlamalar koyuyoruz. Yani tedavi uygulanıyor. Bu tedavinin sonucunda oluşabilecek komplikasyonlar da diğer araçlarla, yan ilaçlarla diyeyim, takviye edilmeye çalışılıyor. Hakan Tabii bu Hocam, riski... ha, bir araya Evet. girebilir miyim izin? Tabii, Bir tabii. tedavi var. Tedavinin ilacını veriyoruz. İlacı verdiğimizde yan komplikasyonlar çıkıyor. İşte paranın dövize kayması riski gibi. Sonra yan Evet. komplikasyonlara karşı başka destekleyici ilaç veriyoruz ama verdiğimiz destekleyici ilacın bu sefer komplikasyonu ortaya çıkmıyor ya da verdiğimiz ilaç yan tedavi için destekleyici verdiğimiz ilaç bir bakıyoruz acaba stokta Ders. kaldı mı o stok yeterince şimdi biraz hep Covid'e gidiyor aklım. Hani işte nasıl bu hidroksiklorikini aldık yükledik içeriye ya da Çin'den bu favi ne bir Çin'den bir ilaç geldi Japon kaynaklı. Hani onlar Sağlık Bakanlığı için bir taraftan bu destekleyici ilaçların stoğu diyelim benzetmeyle ve onların bu sefer ortaya çıkaracağı listeler yok mu? Çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Bu ilaçların kendisinin de tabii yan etkileri ortaya çıkabiliyor. Örneğin döviz sattığınız zaman bu sefer Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinin yeterliliği üzerine tartışmalar başlıyor. Bu tartışmaların kendisi risk algısını artırıp bu sefer döviz talebini artırabiliyor. Bunun üzerine de tekrar finansal kuruluşlar üzerinde bir takım işlem kısıtlamaları konularak bu komplikasyonlar da engellenmeye çalışılıyor. Böyle aşama aşama giden bir süreç var. Tabii bunların yani finansal kuruluşlar üzerinden yapılanlara baktığımızda şu an itibariyle aslında mevcut dönem itibariyle bunların kısa vadede faydalı olduğunu görebiliriz. Ama uzun vadede de bunların bir takım yine sizin bahsettiğiniz gibi komplikasyonları olabilir. Ne olabilir? Mesela spekülatif atağı engelleyeyim derken aslında iyi niyetli ve uzun vadeli yatırımcıyı da ürkütebilirsiniz veya öngörülebilirliği azaltabilirsiniz. O yüzden bizim uyguladığımız bu politika bileşimine baktığımızda bu rezervler konusunda daha dikkatli olmak lazım. Belki bir döviz likidite hattı bulmak gerekiyor. İkinci ayağı da yapılan bu finansal kuruluşlara ilişkin düzenlemeler, denetlemeler ve kısıtlamaları yaparken biraz daha belki şeffaf bir çerçeveye oturtmak gerekiyor. Yani bu düzenlemelerin hangileri kalıcı, hangileri geçici? Belki bazıları çok faydalı. Yani belki biz ileride bu işler bittiğinde de bu araçlardan bazılarını dönem dönem kullanacağız. Ama bazılarında uzun vadeli zararları var. Oturup onları açıkça koymak. Ben şunu, şunu, şunu aslında uzun vadede kullanabilirim. Bu iyi bir araçtır. Bizim gibi ülkeler açısından gereklidir. Ama şu, şu, şu araçları da tamamen olağanüstü koşullarda bu döneme özgü olarak kullanıyorum. Zararlarının farkındayım. O yüzden de normalleşme süreciyle birlikte bunları da geri çekiyorum diyebilmek lazım. Peki, Kamil Hocam bizde de uygulanan bir strateji var. Hani konuşuyoruz. Bu uygulamanın olası listelerinden de bahsetti. Bizde parasal genişleme işler mi nasıl işler? Hem bütçe konusunda hem de az önce bahsetmeye çalıştım. Merkez Bankamızın da tahvil portföyünde bir genişleme, bizde de bir parasal genişleme var.
Nasıl değerlendiriyorsunuz? Siz de devam edelim. Buyurun. Ya Hakan Hocam bence güzel koydu çerçeveyi, ama benim galiba biraz daha ilk başlangıçta söylediğim piyasa oyuncularıyla politika yapıcıları arasında bence tanım açısından tanımlar, ayrıca piyasanın işleyişi, ekonominin işleyişi konusunda bir görüş birliği, bir anlayış birliği olması lazım. Benim gördüğüm bu anlayış birliğinde ciddi bir bozulma var. Yani bu tabii şimdi başlayan bir şey değil ve keşke yani geçtiğimiz yıla dönersek. Yani bir taraftan siz konvertibil bir TL'den bahsediyorsunuz. Yani serbest sermaye girişlerine izin veriyorsunuz. Ama öbür taraftan swap piyasalarını, işte Türk lirasını bir ölçüde açığa satan şirketler ya da yatırımcıların olması ihtimaline karşı bu swap piyasalarını giderek kısıtlıyorsunuz. Türk bankalarının bu swap piyasalarına TL vermesini engelliyorsunuz. Giderek aslında konvertibil TL'den giderek uzaklaşma adımları atılıyor. Yani geçmişte başlayan bir şey. Şu anda belki Hakan Hocam'ın söylediği bu yan etkisi olan ilaçlar bağlantısı. Belki bu yan etkisi olan ilaçlar hastanın tam olarak bütün hastalık geçtikten sonra, korona bittikten sonra da hastanın iyileşmesine imkan vermeyecek. Yani o sermaye girişinin sermaye geri gelmeye başladığı zaman gelişmekte olan ülkelere bize gelmeme ihtimali var. Çünkü siz bir ölçüde uluslararası yatırımcılar, yerli yatırımcılar, piyasa oyuncularına karşı bazı piyasa kurallarından siz sürekli çark edebiliyorsunuz. Elbette ki sıkılaştırma olabilir. Elbette ki bazı kurallarda değişiklik olabilir. Bazı rasyonlar yeniden tanımlanabilir. Ama buradaki bu kriz öncesinde başlayan eğilim beni ne yazık ki bence politikalarda bazı sorunlar olduğu sonucuna götürüyor. Bunların çözümü çok daha net. Yani siz döviz likiditeniz, benim yeterince rezervim var demiştik galiba geçtiğimiz günlerde Sayın Bakan. Şimdi Sayın Bakan'ın tanımıyla piyasaların tanımı çok farklı bir durum galiba ki piyasalar aynı şekilde adletmiyor. Bunu aynı seviyeye getirmek için bu döviz likiditesini uluslararası piyasalardan bulmak için yani çok daha büyük çabalar göstermeniz, uluslararası finansal kurumlara da gitmeniz gerekiyor. Sadece ABD Merkez Bankası ya da diğerlerinden swap yoluyla para bulmak dışında uluslararası kurumlarla da finansal hocam, kurumlarla hocam ama uluslararası kurumlara gidilmeyeceği söyleniyor, hani bu bir siyasi i̇şte karar onu gibi söylüyorum. De evet, işte ben de onu yani bahsettiğiniz uluslararası yani, para fonu evet yani orada. Ekonominin dengelerinde bana şey olarak siyasi kararlar aldığınız zaman siz aslında karşınızda birisiyle savaşıyorsunuz ama bir elinizi arkadan bağlayıp tek elle savaşmaya çalışıyorsunuz. Yani siz kendinizi baştan bir daha da kırılgan bir noktaya itiyorsunuz. Ben bunu bir iktisatçı olarak bunu anlamakta zorlanıyorum. O açıdan bunu belirtmek gerektiğini düşünüyorum. Peki. Hakan Kara'ya bir kez daha döneceğim. Şimdi hocam faizler, yani şöyle diyeyim, bir parasal genişlemeler var. Bir tarafta teşvik, yani bütçe politikalarıyla bazı destekler var. Faizler de Amerikan Merkez Bankası bir anda sıfıra çekebildi. Çok hızlı bir erken, hatta toplantılar tarihleri bile beklenmeden olağanüstü toplantı bir anda sıfıra çekti. İşte şimdi Fed bile negatif faize gider mi gitmez mi tartışması var. İçeriye döndüğümüzde bizim Merkez Bankamızda işte 9'ların altına 8.75 sanıyorum son politika faizini çekti. Enflasyon 11'e yakın, sene sonu 7.4 hedefini düzeltiyorum. Hedefi değil, tahminini Merkez Bankası ortaya koysa da piyasa belki biraz daha yukarıda olabilir diye bakıyor. Yani tahmini aşağı çekse de bu konuda uyuşma noktasında, Kamil Hocam'ın deyimiyle gidelim, biraz iki tarafın soru işareti var. Şöyle soracağım. Şimdi bu kur tabii bir anda 7.20-7.25 yeni bir hedef seviye görünce bir tarafta işte o yan araçlarla istikrarı sağlamaya dönük bazı adımlar atılıyor. Ama hiç şunu pek duymadık iktisatçılardan. Ya çıksın Merkez Bankası faiz artırsın. Geçtiğimiz dönemlerde böyle çağrılırdı. Çünkü dünyada faizler negatife tartışması varken, sıfırlara yaklaşmışken bizdeki kur hareketi ve kur oynaklığı, artık onu da birazdan soracağım ama kur hareketine ilişkin bir faiz adımı şu an tartışılmıyor. Neden tartışılmıyor? Bu kur seviyesiyle o faiz, faiz de kur seviyesine ya da kurun oynaklarına müdahale etme dönemi içerisinde değil miyiz?
Yani şu anda bu konu neden tartışılmıyor? Büyük ihtimalle belirsizlik çok yüksek olduğu için. Yani ekonomideki daralmanın derecesini tam bilmiyoruz. Ve bu daralma derecesini de belki enflasyonu çok düşük noktalara götürecek. Dolayısıyla şu anda piyasa bu konuda Merkez Bankası'na bir kredi veriyor diyebilirim. Tabii ki yani reel faizle kur arasındaki ilişkiye baktığımızda bunun kaybolduğunu söyleyemeyiz. Reel faizle kur arasında her zaman ilişki vardır. Yani reel riskten arındırılmış reel faizle kur arasında ilişki vardır ama dönem dönem bu ilişki görünmez olur. Mesela hangi dönemlerde görünmez olur? Risk iştahı bozulur, risklilik artar. Böyle bir durumda zaten birkaç puan daha fazla reel faiz vermenizin çok anlamı yoktur. Çünkü zaten güvenli limanlara kaçış domine eder bütün hareketi. O yüzden de göreli reel faizlerin çok fazla bir önemi kalmaz. Ama mevcut dönemde hani Türkiye örneğinde baktığımızda aslında hala riskten arındırılmış reel faizle kur arasında bir ilişki olduğunu görüyoruz. Yani son aylarda mesela dikkat edin, Merkez Bankası faizinin negatife düştüğü yani reel faizin eksiye düştüğü dönemden itibaren kur üzerindeki baskı arttı. Tabii ki bunun başka sebepleri de var. Yani risklikten kaynaklanan falan durumlar da var. Ama şunu çok net olarak söyleyebilirim. Ne zamanki reel faiz negatiflere düştü, emekliler bana telefon etmeye başladılar. Ya Hakan hocam bu parayı ne yapacağız biz falan diye. Şimdi bu şeyi gösteriyor. Yani reel faizle kur arasında hala belli bir ilişki var. Ama Ama bu piyasa diyorsunuz bir şey mi açtı hocam? Ve bu piyasanın bu açtığı kredi de biraz yurt dışında faizin bu kadar düşük olmasıyla mı ilgili? Ya da var mı ilgisi? yani yurt dışında faizin düşük olmasıyla ilgili bir de şöyle bir belirsizlik de var. Yani belki biraz toz duman bulutu dağıldığında risk iştahı biraz iyileşirse tekrar bir sermaye akımları da başlayabilir. Hani böyle bir durumda da faizler o kadar da düşük kalmayabilir. Bütün bu belirsizlik içerisinde bir miktar piyasa Merkez Bankası'na kredi açmış gibi görünüyor. Ama dediğim gibi hala yani reel faizle kur arasında bir ilişki var. O ilişki kopmadı. Ne zaman kopar o biliyor musunuz? O ilişki genelde mali baskınlık durumunda kopar. Yani borcun çevrilebilirliği, kamu borcunun çevrilebilirliği çok zor olur. Kamunun borcunun milli geri oranı çok yükselir. Vadesi çok düşer. Bu nedenle de mesela Merkez Bankası'nın faiz artışı borcun sürdürülebilirliği üzerinden riski vurur, kuru vurur. Böyle durumlarda aslında ilişki tersine döner, kopar. Ama biz hala o durumda değiliz. Yani Türkiye'de mali baskınlık yok. Kamu borcunun milli geliri oranı her şeye rağmen hala yönetilebilir düzeylerde. O yüzden reel faizle kur ilişkisinin de şu anda olması gerektiği gibi işlemesi beklenir. Peki, ben aslında sorunun cevabını Hakan hocam verdi. Kamil hocadan da merak ediyorum. Koptu, biraz sanki kopmuş gibi hissettik ama o kopmamıştır Barış diyor. Hakikaten yani mevduat faizlerine falan baktığımızda hocam nette %6, %7'ler falan var. Bir de burada şu bizim aktif rasyosu düzenlemesinde tabii etkisi var. Ona girmedik ama yani şöyle bir tablo galiba oluştu. Bankalar, yani bunu biraz abartarak söyleyeceğim. Anlaşılsın diye sanki mevduat almak istemiyorlar yani. Hani aman ben aktif rasyosu denklem biraz ya mevduat pek almayayım. Teşekkür ederim gibi faiz oranları ortada bir taraftan da. Ne dersiniz Kamil hocam? Sizden de yorum alalım. Yani tabii buradaki konu böyle bir kriz döneminde faizi düşük tutmak elbette ki kaçınılmaz. Yani bence de eğer siz parasal genişleme yapıp bir ölçüde piyasaya bu imkanları sağlayıp kamunun da maliye politikasıyla bu krizi atlatmak için elinden geleni yapmasını sağlıyorsanız burada bir tabii ki dalgalı kur sistemiyle bir örtüşmeyen bir sorun var. Yani siz faizleri düşürüyorsunuz, parasal genişlemeyi yapıyorsunuz. Paranızdan çıkış giderek TL'den kaçış imkanları artacak. Böyle bir durumda da tabii ki bir ölçüde piyasalara döviz müdahalesi yapmanız gerekebilir. Yani oynaklık ötesinde şu anda seviye bazında bile bir müdahale yapılabilir gibi gözüküyor. Onun için de zaten sizin elinizde o likidite ihtiyacınız var böyle bir dönemde. Yani dalgalı kurdan vazgeçmeyeceğinize göre, dalgalı kur politikalarından vazgeçmeyeceğinize göre o zaman hem faizi düşük tutup hem de kuru bir ölçüde kontrol altında tutabilmeniz ancak o likiditeyi gerektiğinde kullanmakla mümkün. Bence o anlamda likiditeye ihtiyaç var ve
bir ölçüde tabii getirilen diğer aktif rasyosu gibi önlemler belki yani piyasayı da daraltan diğer önlemler de bunu sağladı bence. Ama ben diğerlerine çok karşı çok destekçi olamıyorum. Yani ben aslında bir ölçüde tamamen serbest sermaye girişlerine tamamen destekliyorum deyip bir taraftan, diğer taraftan da bunun önemli bir parçası olan bazı piyasaları sizin tamamen ortadan kaldırmaya çalışmanız. Elbette ki bu uzun vadede uluslararası yatırımcıların tekrar Türkiye'ye dönüşü konusunda, daha önce de bunu söyledim, ciddi bazı soru işaretleri yaratabilir. Hocam size devam edelim Kamil Hocam. Sonra Hakan Hoca'ya döneceğim. Burada biz de hep şöyle duyarız. Merkez Bankası'nın işte seviye hedefi yoktur. Biz kurdaki seviye değil oynaklığa bakarız falan böyle. Daha biz piyasa diğer taraf, biz daha bir seviyeye tabii odaklanırız. İşte bakarız bir aylık oynaklıklar ne seviyede falan, ama yine de hani seviye vatandaşın da gözünde biraz daha tabii etkili taraf, dikkat çeken taraf oluyor. Biz de hani seviyeden hiç bağımsız da konuşmak da zor yani. Sanki böyle uzun süre işte 7'nin üzerine çıkarmamak gibi bir 7 seviyesi böyle bir sanki savunulacak kale gibi de oldu. İşte Merkez Bankası'nın rezervlerinde bir düşüş de oldu. Onu da zaten yine birazdan konuşuruz. Merkez Bankası rezervleri yaklaşık Şubat sonundan beri 20 milyar doların üzerinde düşüp 86.2 milyar dolara gelmiş durumda. Dolayısıyla hiç efendim biz seviyeye bakmayız, hiç seviyeyi düşünmeyiz mi, yoksa oynaklık mı, hangisi, ne dersiniz bu noktada, müdahale noktasında? Şimdi tanım gereği yani içinde bulunduğumuz kur rejimine baktığınızda dalgalı kur rejimindeyiz. Bunu kabul etmişiz. Çok güzel. Böyle bir durumda para politikası uyguluyorsanız, sizin kuru sabit ben bir kur hedefliyorum dediğiniz zaman, o zaman sizin para politikanızın hiçbir şekilde etkinliği, yani faiz üzerindeki etkisini kabul edemezsiniz. Yani çünkü bir diğer taraftan da serbest sermaye giriş çıkışı var. Bunu işte makro derslerinde öğrettiğimiz imkansız üçlü bu. Yani imkansız üçlüyü bir ölçüde hem serbest piyasa, hem sabit kur, hem de etkin para politikası bekleyemezsiniz. O zaman burada serbest sermaye giriş çıkışları varken bir taraftan da etkin bir para politikasını uygulamak istiyorsanız, o anlamda kurun dalgalı hale bırakmak durumundasınız. Sermaye girişleri serbestse, değil mi onun? Evet, tabii ki, tabii ki. Şimdi evet. Bizde geçen yıldan beri gördüğümüz nedir? İşte aslında bir ölçüde hem sermaye girişlerini bir ölçüde sıkılaştırıyoruz. Yani orada biraz feragat ediyoruz tam serbest sermaye giriş çıkışından. Diğer taraftan da işte kuru da olabildiğince kontrol altında tutmaya çalışıyoruz. Ancak bu şekilde mümkün oluyor kuru kontrol altında tutmak. Çünkü yani hem kuru hem faizi baskılayamazsınız. Aynı anda ikisini kontrol edemezsiniz. Dalgalı kur dalgalı kur rejiminde ve serbest sermaye girişte. Şimdi bu anlamda baktığımızda, yani geçmişe dönük söylediğim zaman, bizim işte daha işte 2000'li yıllarda, 2010'lu yıllarda daha çok oynaklık üzerinden giden bir Merkez Bankası politikası vardı tabii ki. Onu kabul ediyoruz. Dalgalı kurla uyumlu olarak ve enflasyon hedeflemesi politikalarıyla uyumlu olarak. Ama tabii son yıllarda artık bunun bir oynaklıktan çok seviyeye doğru kaydığını ve belki Merkez Bankası direkt piyasaya dolar döviz sattığını kabul etmese de, bunun bir arka kapıdan, dolaylı yollardan piyasaya döviz satıldığına dair bilgiler var. En azından Merkez Bankası rezervlerinin düşmesinden bunu anlıyoruz. Ben şu anda Merkez Bankası'nın piyasaya rezervleriyle müdahale etmesinin yanlış olduğunu birebir söylemek istemiyorum. Yani şartlar çok zor gerçekten. Ama ben sadece bu rezervlerin yeterli olup olmadığı konusunda anlayışa varmamız gerektiğini inanıyorum. Çünkü o rezervler yeterliyse, biz o zaman bu salgın dönemindeki politikalarımızın biraz daha güçlü bir şekilde uygulayabiliriz. Biraz daha bu krizin halkın üzerindeki etkisini, sıradan vatandaşın üzerindeki etkisini, dar gelirli vatandaş üzerindeki etkisini biraz daha kontrol altına alabiliriz. O anlamda bunlar yapılabilir. Yani oynaklığa bakacağız deyip de demek zorunda değiliz. Ama dediğim gibi, bu arada siz rezervlerinizi hızlı bir şekilde eritirseniz, bunun sonucu çıkmaz sokak. Peki. Yani tabir gerekirse. Hakan Kara Hocam,
oynaklık ve seviye noktasında siz de biraz da artık seviyenin öne çıktığını düşünüyor musunuz? Merkez Bankası'nın aksiyonları kura dair son dönemde değerlendirildiğinde. Yani Kamil Hoca'nın söylediği imkansız üçleme üzerinden gidersek biz şu anda biraz imkansız üçlemeyi zorluyoruz. O üçgenin derinlerine doğru yol almış durumdayız. Yani bir taraftan Türk lirası ve döviz işlemleri üzerine bir takım kısıtlamalar oluşturuyoruz. Bir taraftan da kura müdahale ederek aslında döviz kurunu bir şekilde kontrol etmeye çalışıyoruz. Ama ben bir seviye, uzun süreli bir seviye savunması olabileceğini sanmıyorum. Ve her merkez bankası, yani bu işi bilen, tecrübeli, aklı başında bir merkez bankası, hiçbir merkez bankası kendi inisiyatifiyle böyle bir rejimde seviye hedeflemez. Çünkü seviye hedeflediği zaman bilir ki bu seviyeyi korumak çok zordur. Kaybettiğiniz zaman da kredibilitenizi yitirirsiniz. Yani koruyamadığınız zaman. Ve seviye hedeflemek aynı zamanda kur riski yönetimini de öldürür. Yani bu sizin bu savunduğunuz seviyelere güvenerek iş yapan insanlar ortaya çıkabilir. Ve kur riski yönetimini de hantallaştırabilirsiniz. Sizin seviyeyi kendinizin savunması dolar üzerine, daha doğrusu döviz üzerine ilgiyi artırıp dolarizasyonun kendisini de besleyebilir. Vesaire vesaire. Yani bütün bu faktörlerden dolayı aslında merkez bankaları dalgalı kur rejimini bir miktar kontrollü olarak uygulasalar dahi hiçbir merkez bankası mutlak olarak seviyeyi hedeflemez. Yani son dönemde yapılanlar büyük ihtimalle bir seviye hedeflemekten ziyade hızlı bir değer kaybını yavaşlatarak iktisadi birimlerin buna uyum sağlamasını daha çok yani oynaklık üzerinden ve hızlı değer kaybı üzerinden değerlendirmek lazım. Peki Hakan Hocam, şu rezerv tartışması konusunda sizin değerlendirmenizi bir almak isterim. Uzun yıllar kuruma hizmet etmiş biri olarak rezerv tartışmasında şimdi yabancı yatırım bankalarına baktığımızda ve Türkiye'de tabii bu hesaplanıyor. İşi ya Merkez Bankası'nın net rezervi negatife düştü diye yere kadar götürenler var. Hayır, biz brüt rezerve bakmalıyız. Önemli olan brüt rezervdir diyenler de var. İşte kriterler yurt dışında brüt zaten ona bakılır falan gibi. Ama bir taraftan da insanların peki net ne oldu? Burada swapları çıkardığımızda durum ne oluyor gibi bazı hesaplamalar içerisine girdiğinde görüyoruz. İşte brüt sonuçta şöyle şunu da yani biraz geniş bir soru olacak ama özür dilerim. Brütün hepsini kendi parası tırnak içerisinde söylüyorum kendi parası derken olmadığı için kullanamaz ki neden brüte bakıyoruz yaklaşımı da var. Çünkü oraya park edilen paralar vesaire de ne dersiniz hocam siz bu rezerv hem tabii siz akademik yaklaşımınızla tabii ortaya koyarak. Bu konuda uluslararası standartları esas almak lazım diye düşünüyorum. Yani maalesef bu tartışmaları yaparken hep iki uca kayıyoruz. Bir grup yandık bittik kül olduk diyor. Öbür grupta hiçbir problem yok diyor. Aslında rakamlara baktığımızda, objektif bir değerlendirme yaptığımızda ikisinin ortasında olduğumuzu görüyoruz. Yani brüt rezervler konusunda çok kötü durumda değiliz. Uluslararası kuruluşlar gerek derecelendirme kuruluşları brüt rezerve esas alır. Yani IMF katalogları da brüt rezerve esas alır. Ve derecelendirme kuruluşlarına baktığınızda Fitch, Moody's, S&P filan bunlar da brüt rezerv üzerinden yani rezerv yeterliği hesapları yaparlar. Ki bu derecelendirme kuruluşları aslında en şüpheci, en temkinli ekiptir. Ve onlar bile brüt rezerv üzerinden genelde bir değerlendirme yapıyorlar. O yüzden döviz rezervinin yeterliği konusuna bakarken bence brüt rezerve esas almak makul. Tabii ki Merkez Bankası'ndaki rezervlerin önemli bir bölümü bankalara ait. Bunun yansımaları ne olabilir? Soruları sorulabilir. Ama sonuçta borcun da büyük bir bölümü bankalara ait. Yani baktığınız zaman bir banka yurt dışı borcunu çeviremezse Merkez Bankası her zaman o bankanın kendisinde duran zorunlu karşılıklarını serbest bırakarak o borcu ödemesini sağlayabilir. Bu şekilde baktığımızda yine brüt rezervde kullanılabilirdir.
Ama net rezervi de tamamen ihmal etmemek lazım. Bir gözümüzün bir ucuyla da net rezervi takip etmemiz gerekiyor. Çünkü ülkenin genel döviz pozisyonu açısından net rezerv önemlidir. Yani bu ülkenin toplam iktisadi birimlerinin hane halkı, bankalar, şirketler, Merkez Bankası toplam pozisyona hesaplanırken Merkez Bankası'nın pozisyonu da önem kazanır. Çünkü ülkenin toplam kur riskini yansıtır. Ayrıca Merkez Bankası rezervlerinin aşırı derin bir şekilde negatife inmesi Merkez Bankası'nın bir keskin bir döviz kurunda değer kaybı durumunda zarar edebileceği, büyük zarar edebileceği riskini de getirir. Merkez Bankası zarar ederse hazineye daha az transfer yapabilir, daha az harcama yapılabilir. Bu gibi riskler sebebiyle net rezervi de takip etmek lazım. Ama kısa vadede borcun çevrilebilirliği, yani dış borcun ödenebilirliği konusunu ele alacaksak eğer, burada Merkez Bankası'nın brüt rezervlerine bakmak daha doğrudur. Hatta bankaların yurt dışındaki bulundurduğu işte nakit varlıklarını, hazır varlıklarını da buna eklemek makul bir yaklaşım olabilir. Peki, hocam, Kamil Hocam, eklemek istediğiniz var mı bu konudaki tartışmaya? Çünkü bunun üzerinden de son dönemde biraz kurun yukarıya gittiği ya da götürülmek istendiği yine iki uçtan söylüyorum. Tabii, şimdi oradaki konu şu. Hakan Hocam'a bir taraftan katılıyorum ama öbür taraftan da rezervler 86 milyar dolara düşerken bizim toplam bir yılda çevirmemiz gereken miktar ne? Ona bakmak gerekiyor. Yani bu pay belki ama bir de paydaya bakmak gerekiyor. Ve bu paydayının 176 milyar dolar, 172 ya da 176 milyar dolarlık bir Türkiye'nin bir yıl içinde çevirmesi gereken miktar var. Ve tabii ki siz brüt rezervlerle düştüğünüz zaman hızlı bir şekilde 20 milyar dolar 2 ay içinde düşüp diyelim geri kalan bir 20-30 milyar dolarını da 2 ay içinde tüketirseniz diyelim. Böyle bir durumda sizin o bir yıllık borcu çevirmeniz mümkün değil. Yani brüt rezerv tartışmalarında brüt rezervi de alsak direkt ele ve orada bir de bir sorun olduğu açık. Yani çünkü cari fazla verdiğimiz söyleniyordu. O iki rakamlar onu söylüyordu Ocak ve Şubat aylarında. Ama şimdiki krizin ardından ihracatımız %40'a yakın düştü Mart ayında, Nisan ayında en azından baktığınızda ve bu düşüş devam edecek. Yani en azından düşük seviyelerde kalacak gibi gözüküyor. İthalatımız da tabii düşüyor ama sonuç itibariyle bu cari açık tekrar kendisini gösterebilir. Ve bizim bir yıllık toplam elimizdeki rezervler bu borcu çevirmek artı cari açık bütün bunlara yeterli olacak mı? Yani onu ele almamız gerekiyor. Evet. Ve tabii ki diğer açıdan da net rezervler dediğimiz baktığınızda Merkez Bankası'nın net rezervleri ki burada swap'la elde ettiği rezervleri miktarı da rezervlere ekliyoruz. 27-28 milyar dolar buluyoruz. Yani o bile aslında tam net değil. Yani o bile borç alınmış dışarı. Kısa vadeli borç alınmış dışarıdan. Yani bir şekilde Merkez Bankası'nın elini kısıtlayacak bir durumdan söz ediyoruz. O anlamda döviz likiditesi, Merkez Bankası'nın döviz likiditesi çok bolmuş gibi davranmak o zaman biraz gerçekçi olmaktan öteye bir... Peki bir araya gideceğim izninizle. Kamil Yılmaz ve Hakan Kara'yla sohbetimizi sürdüreceğiz. Aranlardan buradayız efendim. Hakan Kara ile devam edeceğiz. Kamil Yılmaz da konuğumuz. Hocam rezerv konusunda bir ekiniz var sanırım. Buyurun Hakan Hocam. Kamil Hoca'nın söylediklerinden aslında şunu hissettim. Tam olarak rezerv yeterliği konusunda tam kendimi ifade edemedim. Ben burada şunu demek istemiyorum. Yani rezervlerimiz kesinlikle çok yeterlidir demek istemiyorum. Sonuç olarak baktığınız zaman diğer ülkelerle kıyasladığımızda, yani bizimle akran ülkelerle, Brezilya, Meksika, Güney Afrika gibi ülkelerle bir kıyaslama yaptığınız zaman, bütün rezerv yeterlilik ölçütlerine göre Türkiye alt sıralarda yer alıyor.
Dolayısıyla bizim rezervimizi artırmamız gerekiyor. Sadece benim vurgulamak istediğim husus, durumun o kadar da vahim olmadığı ve kısa vadede hala belli bir cephanemizin olduğuydu. Peki, hocam tabii soruna geliyoruz. Bir iki dakikamız kaldı Hakan hocam. Bence umarım yeni programlarda yaparız. Sağ olun bu arada kabul ettiğiniz için, hem Kamil Yılmaz Hoca'ya hem de size teşekkür ederim. Bence çok faydalı oldu. Bir şey öğretti mi bize bu? Hani diyor koronadan bunu çıkardık, işte yeni normalimiz bu, bir ders çıkardık. Bu durum bize bir şey öğretti mi? Yani her bu tür durumu yaşadığımızda aslında aynı şeyi öğreniyoruz son dönemde. Bizim dayanıklılığımızı, bağışıklığımızı güçlendirmemiz lazım. Yani sadece virüse karşı bağımlılıktan bahsetmiyorum. Kamil Hoca'nın da biraz değindiği husus. Yani bizim iktisadi dayanıklılığımızı ve bağışıklığımızı artırmamız lazım. Bu nedenle de iki konu çok ön plana çıkıyor. Bir tanesi dış denge, öbürü de iç denge. Dış denge konusunda son yıllarda çok önemli adımlar attık. Yani cari açık, işte ithal girdi bağımlılığı, tasarruflar, bununla ilişkili olarak finansmanın yapısı. Bu tür konularda aslında bayağı bir farkındalık oluştu. Ve doğru yönde ilerlediğimizi düşünüyorum. Ama bir konu ihmal ettik ki, o da fiyat istikrarı. Evet. Yani enflasyonla mücadele konusunda bizim yeni dönemde daha ciddi olmamız gerekiyor. Çünkü böyle bir döneme eğer fiyat istikrarını sağlamış olarak girseydik biz, tam da ihtiyacımız olan bir anda istediğimiz kadar ülkeye parasal genişlemeyle destek verebilecektik. Bu yüzden bütün iktisadi bilimlere önemli bir rol düşüyor. Peki. Herkesin bu farkındalıkla hareket edip fiyat istikrarını talep etmesi lazım. Hocam bir programda iç denge, dış denge, fiyat istikrarı yaparız, ben şimdiden sözünü alayım. Evet, çok malzeme var orada. Aynen, yani böyle bence bu tonda çok güzel oldu. Kamil Hocam var mı son bir cümleniz? Süre bitti ama... Bu konuda ders çıkarmak tabii dediğiniz gibi çok uzun sürebilir. Ama ben bu krizden nasıl bir ders çıkaracağız? Bu sadece bizim için değil, bütün dünya için geçerli olan kurumlar. Devlet gerçekten halkı için olmalı. Ve kurumlarını etkin bir şekilde kullanan ülkeler, devlet kurumlarını, halklarının refahının bu krizden etkilenmesini en aza indirgemekte başarılı olacaklar. Ama bazı ülkeler bunu başaramadığı için de uzun vadede tekrar devlet kurumlarının etkin çalışmasının ne kadar önemli olduğunu göreceğiz. Peki, çok teşekkür ederim Kamil Yılmaz, Koç Üniversitesi ve Bilkent'ten de Hakan Kara. Çok sağ olun efendim. İyi akşamlar diliyorum. Katkınız için teşekkürler. Saat 22'de küresel piyasalarda buluşmak üzere.